Erken doğum riskini azaltan bir beslenme şekli var mıdır hocam? Bunun beslenmeyle herhangi bir ilişkisi var mı gerçekten? Şimdi bu konuyla ilgili tabii ki erken doğum olması gebelik için çok önemli bir risk faktörü. Aslında dünyada baktığımız zaman istatistiki sonuçlara dünyadaki bebek kayıplarının bir numaralı nedeni erken doğumlardır. Ve de tıbbın, kadın doğum biliminin üzerinde en fazla durduğu, en fazla araştırma yapılan konuda erken doğumların nasıl önüne geçileceğidir. Şimdi tabii bununla ilgili belli bir yöntemler, takip protokolleri ve tedavide uyguladığımız erken doğumu engellemek için bir takım yöntemler, tıbbi yöntemler var. Bunların haricinde değindiğiniz gibi bazı diyet şekillerinin erken doğumu engellediği şeklinde bir takım yayınlar var, bilimsel yayınlar var. Ama açıkçası söylemek gerekir ki bu bilimsel yayınların hiçbiri çok büyük hasta gruplarını içeren ve bize çok objektif bilgi veren araştırmalar değil. Mesela örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Çinko kullanımı ya da iyodun kullanımının erken doğumu engellediği yönünde bir takım ufak çaplı bilimsel araştırmalar var. Şimdi ama bu araştırma böyle diyor diye her gün çinko tableti alırsak bunun bebeğimize ne zarar verebileceği hakkında elimizde net bir bilgi yok. Bunun yerine beslenme alışkanlıklarına çok dikkat ederek dengeli beslenmek, çinkodan zengin gıdaları tüketmek ki bunlar neler? Tahıllar, cevizli, bademli, küçük balıklara özellikle. İyotu nasıl alacağız? Tuz tüketimimizi alırken iyotlu tuz tercih edeceğiz. Mesela kaya tuzu değil de hamilelikte iyotlu tuz tercih edelim. Aşırıya kaçmadan tabii. Günlük tüketim içerisinde yemeklere koyduğumuz tuz miktarı bile bizim için yeterli olacaktır. İyotlu tuz miktarı, vücuttaki iyot seviyesini tutturabilmek anlamında. Bu bağlamda dengeli, proteindi, sebzeydi, meyveydi hepsinden dengeli beslenerek bu tür eksikliklerin çok rahatlıkla önüne geçebiliriz ve sağlıklı bir hamilelik geçiririz. Geçirebiliriz. Kemik sağlığı için de kalsiyum desteği tabii ki çok çok önemli. Hamilelik döneminde bir kadın günlük olarak ihtiyaç duyduğu kalsiyum miktarı normale göre birazcık daha artıyor. Bununla ilgili yine besinlerle yerine koymak mümkün. Ya da hocam az önce söylediğiniz gibi doktorumuz eğer öneriyorsa bir kalsiyum takviyesi mi almalıyız? Şimdi hamilelikte multivitamin kullanımı ya da biraz önce bahsettiğimiz maddeler ve kalsiyum kullanımı ile ilgili bir sürü yayın var. Dengeli Dünya Sağlık Örgütü aslında hamile hanımlar dengeli besleniyorsa vitamin kullanımını önermiyor. Ama biz hanımların diyetine her gün aynı dikkati gösteremeyeceğini varsayarak genellikle multivitamin tabletlerini hamilelikte takviye olarak öneriyoruz. Özellikle kalsiyum kullanımı ile ilgili kalsiyum tabletini multivitaminlerin içindeki kalsiyuma ekstra olarak verelim mi vermeyelim mi bu soru işareti. Bunun yerine her gün içilecek bir bardak kefir ya da öğlen ve akşam tüketilecek evde yapılmış bir kase yoğurt bizim kalsiyum ihtiyacımı fazlasıyla karşılar. Bakın süt demiyorum ama hem yoğurt hem kefir hamilelikte son derece sağlıklı gıdalar, hem bağırsak florasını dengelerler, kabızlık şikayetine engel olurlar, hem de günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılamak anlamında bu iki yiyecek çok anlamlı. Yine kan yapımını sağlamak için demir destekleri var. Demir kan yapımında görev alıyor ve hamilelik döneminde demir ihtiyacı yine normal dönemlere göre iki kat daha fazla artıyor. Bunun için nasıl besin takviyelerinden faydalanabiliriz? Şimdi demir çok önemli. Evet. Demiri bunların dışında tutuyorum. Hepsinin dışında ayıralım. Tamam. Kalsiyum, çinko, selenyum, iyot hepsini bir tarafa koyun. Demiri başka bir tarafa koyalım. Çünkü neden? Bütün hanımlarda kansızlık olsun olmasın gebeliğin 16. haftasından sonra fizyolojik anemi, fizyolojik kansızlık dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu hamileliğin fizyolojisine bağlı bir olay. Bu konuda kimsenin harici bir durumu yok. Bütün kadınlara çıkacaktır bu durum. Biz buna gebeliğin fizyolojik kansızlığı diyoruz. Bunun önüne geçmek için bütün anne adaylarının gebeliğin 16. haftasından sonra demir preparatları kullanması gerekli. Evet. Bunun altını çizelim. Bakın multivitaminler de diğer ürünlerin kullanılması ile ilgili her zaman soru işareti var. Ama demirin kullanması konusunda
önerimiz kesin. Kesin. 16. haftadan sonra gebeliğin sonuna kadar muhakkak demir tabletleri kullanmamızda çok fayda var. Sağlıklı bir hamilelik için tabii ki B12 vitaminini birazcık da konuşalım. Anemi, doğumsal anormallikler ve sinir sistemindeki bozuklukların önlenmesi adına B12 vitamini için mutlaka doktor kontrolünde takviye alınmalıdır. Ayrıca DNA sentezinde aksamalara yol açan B12 vitamini eksikliğini gidermek için et, süt, yumurta ve hayvansal kaynaklı gıdalarda tüketilebilir. Demiri de diğer grubun, aman B12'yi de diğer grubun yanına koyduk, demirden ayrı galiba değil mi? Şimdi hamilelik öncesi detaylı bir kan tahlilinden geçip vücutta dengemiz ne durumda? D vitamini, B12'nin yanında D vitamini de söyleyebiliriz Çağla'cığım. Kanda D vitamini seviyesi ne durumda? B12'miz ne durumda? Çünkü biz bunda kan seviyelerine bakabiliyoruz bu vitaminlerde. Eğer hamilelik öncesi kan tahlili yaptırıp bunlara bakarsak hamilelikten önce bu tür vitaminleri takviye edelim. B12'miz 100'ler seviyesinde. Bunu 500-600'e çıkartalım. D vitaminimiz çok düşük, yerlerde sürünüyor. Bunu mümkün olduğu kadar 50'ler seviyesine hamilelikten önce çıkartalım. Ki hamileliğe hazır girelim. Bebek bizim depolarımızdan yararlanırken o da maksimum yararı alsın. Bakın, bir bebek dünyaya getirmek çok önemli bir olay. Siz bir canlıya şekil veriyorsunuz. Vücudunuzda bulunan bütün maddeler ona geçiyor. Kullandığınız her şey. Buna hazırlıklı girmek lazım. Doğru. Ben her zaman altını çiziyorum. Hamilelik şakaya gelecek bir durum değil. Biz gelecek jenerasyonlara yatırım yapıyoruz. Doğuracağımız çocuklarla, meydana getireceğimiz canlılarla. O yüzden hamilelikten önce her şeyi hazır tutalım. Vücudumuzu mümkün olduğu kadar en optimum seviyeye getirelim sağlık açısından. Bu şekilde hamileliğe başlayalım ki doğuracağımız bebek de hem akıllı olsun hem sağlıklı olsun. En çok istediğimiz şey herhalde. Evet. Beyin gelişimi için yine omega 3 çok çok önemli hocam. Son olarak isterseniz omega 3 desteğinden de birazcık bahsedelim. Ya da tüketeceğimiz omega 3 içeren gıdalar bitkisel ve hayvansal olarak. Omega 3 önemli bir konu. Çünkü omega 3'ü destekleyen bazı ciddi yayınlar var. Özellikle hamilenin 12. haftasından sonra günlük omega 3 takviyesinin alınması bebeğin gerçekten beyin fonksiyonlarını etkiliyor. Ama şunu unutmayalım. Siz omega 3 tableti aldığınız zaman balık yemeyi bırakmayacaksınız. Çünkü hamileler şöyle, nasıl omega 3 tableti alıyorum, balık yemesem de olur. Hayır. Omega 3 size omega 3 yağını verir ama balığın içindeki proteinleri vermez. Bu bağlamda bütün hamile hanımların haftada en az 2 kez balık tüketmesi gerekli. Ama hangi balığı tüketeceğiz? Küçük balıklar. Ve nasıl tüketeceğiz? İyi pişmiş küçük balıklar. Çünkü büyük balıklarda biliyorsunuz denizdeki atık maddelerin birikme ihtimali daha fazla. Ama bunu bir şeyi hariç tutmak istiyorum, somon balığı. Somon balığı derin su balığı olsa da. Sanki ben hamileymişim gibi neye seviniyorsan, ben somon balığını sevdiğim için hani bu söylediğiniz çok gibi lezzetli. Büyük balık olduğundan dolayı işte civa ağır metaller falan yüksek oluyor diye ben de küçük balıkla pek aram yok ama haftada bir gün iki gün mutlaka balık tüketmeye çalışıyorum. Çok sağlıklı aslında hamileler değil, sizin gibi bütün hanımların hepimizin yapması lazım. Somon balığını ayrı grupta tutalım, somonu tüketelim. Bunun haricinde küçük balıkları haftada en az 2 gün tüketelim. Ekstradan da dediğim gibi 12. haftadan sonra omega 3 takviyesi almak da akıllı jenerasyonlar için, akıllı gelecekler için, akıllı bireyler için önemli. Jenerasyonları yaratmak için önemli. Kesinlikle. Ciddiye alalım dediniz yani şakaya alınacak bir durum. Çok ciddiye almamız gerekiyor. Evet. Hamilelik döneminde öğün sayısını çoğaltmak, 3'tü 5'e çıkartayım hocam, 2 besleniyordum 4'e çıkarayım hocam diye bir düşünce doğru mu? Hamilenin ilk 12 haftasında bulantı, kusma şikayetleri çok fazla olabiliyor. Yani kusma olmasa bile bulantı şikayeti oluyor. Çok sık gördüğümüz bir şikayet. Bu dönemde hastalar günde 3 öğün, anne adayları daha doğrusu, günde 3 öğün gıdayı tüketemiyorlar. O zaman biz şunu tavsiye ediyoruz. Günde 3 öğün değil, günde 8-9 öğün tüketin. Minik. Ama tükettiğiniz öğünler minik minik olsun. 2 saatte bir az miktarda gıda. Bu midenin hemen boşalmasına engel olacağı için bulantı ve kusma şikayetini engeller. Kendinizi daha konforlu hissedersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.